Kayıt olmak için buraya tıkla. Tayo'nun kanalına üye ol ve en yeni videoları ilk gören sen ol. Küçük otobüsler Amerika'da bir. Güzel bir sabah. Tayo ve küçük otobüsler Amerika'ya ulaştı. Sonunda geldik. Buna inanamıyorum. Vay! Ne kadar ne güzel. Öyle. Merhaba çocuklar. Merhaba. Siz Tayo ve arkadaşları olmalısınız. Ben Hana'nın teyzesiyim. Vay canına. Merhaba. Amerika'ya hoş geldiniz. Bu yurt dışına ilk çıkışım benim. Sabırsızlanıyorum. Ben de öyle. Yani bu öğleden sonra bir film setine gideceksiniz. Evet, doğru. O zaman ondan önce bir şehir turuna ne dersiniz? Vay, olur mu ki? Evet, dolaşıp sonra film setine gidebilirsiniz. Vay, harika olur. Gitmek istediğim çok fazla yer var. İyi eğlenceler. Sizinle akşama görüşürüz. Tamam. Gidelim. Rocky, bizi bekle. Tamam, sonra görüşürüz. Tamam, iyi eğlenceler. Vay! Vay canına, şuna bakın. Vay. Bu ağaçlar çok enteresanmış. Merhaba küçük otobüsler. Merhaba, iyi günler. Tüm arabalar çok dost canlısı. Değil mi? Nereye gideceğimize karar vermeliyiz. Neresi güzeldir? Sahile ne dersiniz? Buradaki okyanus güzeldir. Ayrıca bir dönme dolap da var. Sahi mi? Eğlenceli görünüyor. Hadi gidelim. Çocuklar, buraya neden geldiğimizi unuttunuz mu? Bilgi yarışması. Vay canına, başlıyor. Şimdi günün kazananını açıklama zamanı. Bu sefer hangi araba Hollywood'da bir film setini ziyaret edecek? Buyurun. Oh, teşekkürler. Lütfen, lütfen kazanan ben olayım. Tayo, yarışmaya bir sürü araba katıldı. Evet, kazanmanın imkanı yok. Çizgi filmi izleyelim hadi. Bakalım, kazanan kişi küçük otobüs Tayo. Ne? Vay, beni seçtiler. Kazanan benim. Ne? Gerçekten Amerika'ya mı gidiyorsun? Bakın, seçileceğimi söylemiştim. Evet işte. Tayo, bizi de götüreceksin değil mi? Emin değilim. Tayo, bizi de götür. Eğer götürürsen istediğin her şeyi yaparız. İstediğim her şeyi mi? Benim sayemde Amerika'da olduğumuz için önce ben nereye istersem oraya gideceğiz. Ne? Ama bu hiç adil değil. Öyle mi? O zaman film setine yalnız giderim ben. Peki, davetiyeyi nereye koymuştum? İşte burada. Film seti turu için sabırsızlanıyorum. Tamam. Tayo nereye gitmek isterse oraya gidelim. Tamam. Sahile daha sonra gidebiliriz. O zaman gidelim. Küçük otobüsler Tayo'nun görmek istediği Hollywood tabelasını görmeye gider. Ay canına, bu inanılmaz. Gelmemiz çok iyi oldu. Öyle değil mi? Evet. Elbette. Çocuklar şuraya bakın. Tamam. 1, 2, 3. Biz de fotoğraf çektirelim. Bu anı ölümsüzleştirmemiz gerekiyor. Tamam. Güzel. 1, 2, 3. Bu sefer göz kırpmaya ne dersiniz? Böyle mi? Evet. Şanslı otobüs Tayo. Hadi gidip okyanusu görelim artık. Evet. Gidelim. Hemen mi? Ama etrafa bakmadık bile. Ne? Bir sürü fotoğraf çektik ama.
Oraya çıkmamız gerekiyor. Ne? Oraya çıkmak çok zamanımızı alır ama. Evet, sahile de gitmemiz gerek. Ya gidecek zamanımız kalmazsa? Öyle mi? Sanırım başka seçeneğimiz yok. Sahile gidelim hadi. Ha? Evet. Evet, güzel. Ha? Ama... Ha? Film setine yalnız gideceğim. Ne? Otayo. Bu doğru değil. Birlikte geldik ama sen sadece istediğini yapıyorsun. Boş versene. Biz artık sahile gidiyoruz. Çok doğru. Sen yalnız git. Ne? Gerçekten yalnız gideceğim. Ne istersen onu yap. Buna pişman olacaksınız. Küçük otobüs Tayo. Tayo ve arkadaşları ayrılır ve Tayo film setine yalnız gider. Etrafa yalnız başıma bakmam da eğlenceli olur. Aa, bu film setinin girişi olmalı. Hey sen, ha? Mavi otobüs. Burada ne arıyorsun? Merhaba. Ben film setinde tur kazanan şanslı otobüs Tayo'yum. Tur mu? Burada bir şey yok. Dikkatli bakar mısın işte? Ne? Davetiyem nerede? Burası halka kapalı bir alan. Lütfen girişten uzaklaş. Gelirken düşürmüş olmalıyım. Ne yapacağım şimdi? Hey mavi otobüs. Ha? Neden bu kadar geciktin? Ben mi? Evet, geç kalmaman söylenmişti. Acele et. Çekim için mi geldin? İçeri gir. Tamam. Merhaba. Ben bugünkü çekim için gelen mavi otobüsüm. Çekim için gelen mavi otobüs mü? Ama o içeri girdi bile. Ne? Bu olamaz. Bak, içeri girdiğini söyledim ya. Beni içeri al. Çekime geç kalacağım. Hayır. Vay canına. Hepsi film setinin parçası mı? Evet. İçeri farklı yerler olarak kuruldu. Çok fazlaymış. Yapımcı lütfen buraya gelebilir mi? Tamam. Biraz burada bekle olur mu? Tamam. Etrafa bakmayı çok istiyorum. Bu da ne? Belki de bir saniyeliğine içeri girebilirim. Vay canına. Vay canına, bu inanılmaz. Diğerleri de gelse güzel olurdu aslında. Birlikte geldik ama sen sadece istediğini yapıyorsun. Boş versene. Biz artık sahile gidiyoruz. Çok doğru. Sen yalnız git. Peki. Etrafa yalnız başıma bakarım. Merhaba. Merhaba. Memnun oldum. Ben Tayo. Ya sen? Acele edip kapıyı açar mısın? Tamam. Mayli. Nereye gidiyorsun? Acele et hadi. Tamam. Olduğun yerde kal. Sana dur dedim. Daha hızlı git. Tamam. Neler oluyor burada? Bu Toyland'in film seti. Acele et. Şu taraftan. Tamam. Kaçırmayın. Peki efendim. Hayır. Dur. Dikkatli ol. Sıkı tutun. Şimdi nereye gitmeliyim?
eşyaların arasına saklanmamız gerek. Ha? Bizi burada bulamazlar. İyi misin sen? Evet, yardım ettiğin için teşekkürler. Şşş, geliyorlar. Miley, nereye gitti? Fazla uzaklaşmış olamaz. Orada! İçeri zar zor girdim. Dur! Miley, içeride olduğunu biliyorum. Kimsiniz siz? Dışarı çık Miley. İçeride kimse yok. Bu doğru araba değil. Mavi otobüs. Nerelerdeydin? Seni arıyordum. Acele et. Ben mavi otobüs değilim. Miley. Hayır. Tayo kırsal bölgeye gider. Hana kırsal bölgedeki garajın arabalarını kontrol eder. Buraya kadar geldiğin için sağ ol. Ne demek? Buraya gelmek zor olmadı mı? Hayır. Gelirken harika bir manzaramız vardı. Çok sevindim. Böyle bir yerde çalışmak çok kolay olmalı. Sizi çok kıskandım. Ne? Burada çalışmak kalabalık şehirden daha kolaydır değil mi? Hayır değil. Burada çalışmak o kadar da kolay bir şey değil. Bundan pek emin değilim. Yapmayın çocuklar. Kuku. Sıra sende. Tamam. Kuku, motorunun bazı parçalarını değiştirmemiz gerekecek. Tamam. Ama parçaları şehirden almam gerekecek. İşim ne olacak? Biri senin yerine çalışmak zorunda. Bence bunu Tayo yapabilir. Ben mi? Neden olmasın, burada çalışmak kolay demiştin. Tamam, yaparım. Sonra görüşürüz. Tamam, yolu biliyorsun değil mi? Evet. Biliyor musun Tayo? Kırsal yollarda gitmek şehirden çok farklıdır. Merak etme. Yapabileceğime eminim. Ama tamam, hadi görüşürüz. Yapabilecek mi acaba? Bilmiyorum. Sorun olmaz bence. Rüzgar ne kadar güzelmiş. Burada çalışmak neden o kadar zor olsun ki? Burası çok güzel. Durak şurada. Merhaba, nasılsınız? İyiyim Kuku. Sen Kuku değilsin. Kuku değilim. Adım Tayo. Bugün biraz mavileşmişsin Kuku. Ben Kuku değilim. Tayo'yum. Pekala, tamam Kuku. Tayo. Peki sen nereden geldin? Yakındaki şehirden. Bugün Kuku'nun işlerini yapacağım burada. Sahi mi? Bir gününe şehir otobüsüne binelim o zaman. Tamam, hadi binin. Şimdi kalkıyoruz. Dur. Neden? Bir dakika bekle. Şuradaki yaşlı adam binmek istiyor. Nerede? Acele etme. Bekleyebiliriz. Olamaz. Geç kaldım bile. Zamanında varmak için acele etmeliyim. O da ne öyle? İnek mi? Neden yolun ortasında inek var ki? Git buradan, hadi. Yolun ortasına oturamazsın. O ses denir. Hadi. Tayo. Nela. Ne oldu? Şu inek yolu kapattı ve hareket etmiyor. Öyle mi? O Mumu. Onun adı Mumu. Onu adıyla çağırarak çekilmesini istemelisin. Ne? Mumu, Mumu. Çekilebilir misin Mumu? Hadi canım. Gidebilirsin artık. Teşekkür ederim. Sonra görüşürüz Tayo.
Şehirde böyle şeyler hiç olmuyor. İşte geldik. İyi günler dilerim. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz Koku. Söyledim ya, ben Tayo'yum. Küçük otobüs Tayo. Evet, işim sonunda bitti. Koku? Sen Koku değilsin. Adım Tayo. Koku'nun tamir olması gerekiyordu. Ben de yerine bakıyorum. Öyle mi? Boşsan çiftlikte bana yardım eder misin peki? Ne? Ama ben bir otobüsüm. Koku bana hep yardım ediyordu. Tamam, yaparım. Ne yapmam gerekiyor? Koku! Nana! Bugünlük işin bitti mi? Ama Tayo için endişeleniyorum. Neden? Momo yüzünden yolda kalmıştı. Umarım sonra başka sorunlarla karşılaşmamıştır. Biliyordum. Benim gibi baş edemiyor buradaki işlerle işte. Bunları mı taşımamı istiyorsun? Yapabilirsin değil mi? Tamam. Neredeyse geldim. Hey sen! Mumu'ydu değil mi? Karnın acıkmış olmalı. Ne kadar güzel yiyorsun Mumu. Çok yoruldum. Tayo. Yardımcı olabilir miyim? Çok özür dilerim ama. Bir süre çocuklara bakabilir misin acaba? Ne? Benim gidip tarlada çalışmam gerek. Koku onlara bakıp bana hep yardım ederdi. Hepsi usludur. Merak edecek bir şey yok yani. Peki o zaman. Lütfen yapmayın. Yapamayacağım seni. Güzel yakala. Çocuklar dikkat edin. Düşerseniz canınız yanar. Bu çok eğlenceli. Hadi gelin. Hadi ben de yapacağım. Hey durun. Yoksa çok kirleneceksiniz. Tayo. Ne? Ne yapıyorsunuz? Hadi saldırın. Durun. Yapmayın şunu. Bu çok pis. Kırsal bölgede çalışmak kolay olur sanıyordum ama çok yorucuymuş. Ve şimdi de yağmur başladı. Şehre dönmek istiyorum. Arkadaşlarımı çok özledim. Şehirde çalışmayı özledim. Mumu. Bu Tayo değil mi? Tayo. Mumu, merhaba. Ne oldu sana böyle? Islak yolda giderken kaydım. Bir dakika bekle. Yardım için birilerini çağıracağım. Mumu, Tayo'nun yanında kal. Mumu. Hadi. Biraz daha bas Tayo. Hadi. Vay canına. İyi olduğuna çok sevindim. Olamaz. Herkes benim yüzümden kirlendi.
Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Asıl çocuklarıma baktığın için ben sana teşekkür ederim. Ve çiftliğimde yardım ettiğin için. Sayende çok rahat yolculuklar yaptım. Teşekkür ederiz Tayo. Adımı hatırladın. Çok mutluyum. Hadi bakalım dönelim artık hadi. Hepinizi bırakabilirim. Ama çok kirliyiz. Şu halimize bak. Önemli değil. Hadi binin. Peki binelim mi o zaman? Tamam. Teşekkür ederiz. Tamam. Rica ederim. Dikkat et. Teşekkür ederim. Pekala hadi gidelim. Bitti. Artık işe geri dönebilir miyim? Evet. Burada çalışmak düşündüğün kadar kolay değilmiş, değil mi? Evet, haklısın. Gerçekten çok zormuş. Gördün mü? Herkes bu işi yapamaz. Merhaba. Merhaba. Şuna bak. Bir gün uzak kaldım ama beni çok özlemişler herhalde. Tayo. Dün harika işler yaptın. Gitmeden seni yıkayacağız. Ya öyle mi? Herkes beni bekliyor sanıyordu. Peki ya ben? Beni özleyen yok mu? Kıskandın mı yoksa Kuku? Hayır kıskanmadım. Kıskandın gibi görünüyor. Herkes Tayo'yu çok sevmiş galiba. Başın belada Kuku. Herkes Tayo'yu görmeye gelmiş. Bu haksızlık. Hayır öyle değil. Buraya gel, seni de yıkayalım Kuku. Tayo'nun kırsal bölgedeki çalışma deneyimi mutlu bir anı olarak kalacak. Kuku ve Cem şehre gezmeye giderler. Köy garajındaki arabalar sohbet etmek için bir araya gelir. Çocuklar, size iyi bir haberim var. Öyle mi? Küçük otobüsler aradı ve istersek onları ziyaret edebileceğimizi söyledi. Vay canına. Gerçekten mi yaşasın? Yaşasın! Birlikte çok eğleniriz değil mi çocuklar? Evet ama bütün otobüsler aynı anda gidemez. İkinizden birinin burada kalması lazım. Neden? Ama neden? Hangimiz gitse acaba? Tamam ben kalırım. Geçen sefer ben gitmiştim. Bu sefer de siz ikiniz gidin. Doğru. Gayet mantıklı bir karar. Emin misin Nena? Ama çok dikkatli olun. Tuhaf şeylerle karşılaşacaksınız. Şehir buradan çok farklıdır. Çok endişeliyim. Sensiz kaybolursak ne yaparız Nena? Daha önce şehre hiç gitmedik ki. Endişelenme Cem. Nana şehre yalnız gitti. Biz de birbirimize çok dikkat ederiz. Bana güven. Sana göz kulak olurum. Pekala Kuku. Sana güveniyorum. Ne kadar farklı olabilir ki? Göreceksiniz. Ben sorun yaşamayacağım. Kuku ile Cem bugün geliyorlar değil mi? Evet. Yola çoktan çıkmışlar bile. Öğleden sonra burada olurlar. Vay canına. Çıkmışlar mı? Hadi hemen işe koyulalım. Olur. Tamam. Görüşürüz. Kuku ve Cem şehre varır. Vay canına. Demek şehir böyle bir yer. Cem. Efendim? Gözünü dört aç. Trafik şeritlerine dikkat et, tamam mı? Özür dilerim. Neyse, sanırım beklediğimizden daha erken geldik. O halde biraz şehri dolaşalım mı? Peki önce küçük otobüslerle buluşmayalım mı? Bir şey olmaz. Düşünsene, hiç sorun yaşamadan şehri gezdiğimizi öğrendiklerinde çok şaşıracaklar. Öyle mi dersin? Hadi önce yakıt dolduralım. Peki, zaten acıkmaya başlamıştım. Bir yakıt istasyonu. Vay canına, ne kadar çabuk buldun. Gördün mü? Endişe edecek bir şey yokmuş. Hadi gidelim. Peki. Evet, şehirdeki bir yakıt istasyonundayız. Ve yakıt pompası harika görünüyor. Bunu nasıl çalıştıracağım? Ödüm koptu. Neden korktun ki? Bu çocuk yakıt dolduruyor olmalı. Beni izle.
Merhaba, depomu doldurabilir misiniz? Depomu doldurabilir misiniz diye sordum. Hiçbir araca yakıt doldurmuyoruz. Ha? Saklanma moduna geçti. Beni görmezler mi geliyorsun? Ha? Ne yapıyorlar acaba? Hmm. Yakıt dolumu başlıyor. Neden bana bakıyorlar? Yüzümde bir şey mi var? Ha? Ne? Ama onun yakıt deposunu doldurdu. Benimkini neden doldurmuyor? Yakıt dolumu başlıyor. Ama neler oluyor? Canım yandı. Pozisyon kontrolü gerekiyor. Sen ne yapıyorsun? Kuku, sinirlenme bu kadar. Şehir çocukları gerçekten çok kabaymış. Doğru. Başkalarıyla konuşmayı sevmiyorlar galiba. Bu arada Kuku, niçin yolun ortasına ağaç dikmişler? Bence gölgesinde dinlenmek için. Ay canına, gerçekten mi? Evet, büyük ihtimalle. Vay canına, arabalar için dinlenme yeri var. Sen çok zekisin Kuku, her şeyi biliyorsun. Aslında uydurdum ama doğru çıktı. Şehrin henüz herhangi büyük bir özelliğini göremedim. Hayır, olamaz. Stop ettim. Galiba motorum bozuldu. Neden bütün arabalar sıraya girdi? Ne dersin? Öndeki arabalara soralım mı? Cem, şehir arabaları konuşmayı sevmez. Sana daha önce de söylemiştim. Evet. Ön tarafta ilginç bir şeyler var herhalde. İzlemek için herkes toplanmış olmalı. Evet, sıra bize gelince biz de göreceğiz. Hareket ediyoruz. Sonunda sıra bize de geldi. İzle Cem. Rookie kavşaktaki trafik akışını düzenliyor. Oradaki adam ne yapıyor öyle? Sanırım dans ediyor. Demek herkes onu dans ederken izlemek için toplanmış. Gördün mü? Söylemiştim. Bu ikisini daha önce görmemiş miydim? Vay canına. Bize bir şeyler mi demeye çalışıyor? Galiba dansa katılmamızı istiyor. Yaşasın, çok heyecanlıyım. Nedeni görlemiyorsunuz? Evet, işte böyle. Çok güzel. Ne yapıyor bunlar böyle? Ne yapıyorsunuz siz? Yürüsenize. Evet. Tamam. Şehir arabaları ne kadar da sabırsız. Evet, haklısın. Küçük otobüs Tayo. Vay canına, çok eğleniyorum. Şehri seninle birlikte dolaşmak çok eğlenceli Kuku. Sana şehirde hiç sorun yaşamayacağız demiştim, değil mi? Evet. Bak Kuku. Ne kadar güzel bir resimmiş, değil mi? İçeri bir göz atalım mı? Atalım. Vay canına, şuna bak. Çok büyükmüş. Burayı niçin yapmışlar acaba? Şehirde arabalar için oyun parkları var. Çok ama çok büyük. Kaydıraklar da var. Çok büyük. Ve kaydıraklar var. İşte bu. Burası oyun parkı olmalı. Hadi burada biraz oynayalım. Kuku. Ama külüstür bir oyun parkıymış. Cem. Ne yapıyorsun? Hadi bu kaydıraktan kayalım. Peki. Yine mi şu çocuklar? Orada oynamak çok tehlikeli. Gidip onları uyarsam iyi olur. Nuri, kusura bakma ama önemli bir işim var. Acele eder misin lütfen? Peki.
Umarım başları derde girmez. Bay canına. Kem tekrar kaymak ister misin? Sence de biraz tehlikeli görünmüyor mu? Bence bir şey olmaz. Hadi yukarı çıkalım. Kuku! Ben geri dönebilir miyim? Kem, korktun mu yoksa? Ne oluyor? Kem, sen iyi misin? Evet, iyiyim. Bu da ne? Olamaz, kımıldayamıyorum. Lan ne yapacağız şimdi? Sonunda işim bitti. Nuri! Tayo, eve mi gidiyorsun? Evet, ziyaretime köyden arkadaşlar geliyor. Bir an önce eve gitmeliyim. Anlıyorum. Doğru ya, bugün birkaç tuhaf tip gördüm. Tuhaf mı? Evet, yakıt istasyonu robotuyla konuşuyorlardı. Kavşaklara tuhaf tuhaf hareketler yaptılar. Endişeliyim, onları en son yol çalışmasının olduğu yerde oynarken gördüm. Gerçekten mi? Tipleri nasıldı? Mavi desenli bir otobüs ve masum görünümlü eski bir kamyon. Bir dakika! Ha? Kuku ve çemponlar! Kuku, ne yapacağız şimdi? Bilmiyorum. Ya buradan bir daha hiç çıkamazsam? Kuku! Çem! Arkadaşlar iyi misiniz? Tayo! Başınıza büyük bir bela gelebilirdi. Bizi kurtardığın için teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar, niçin inşaat alanında oyun oynuyordunuz? İnşaat alanında mı? Burası oyun parkı değil miydi? Ne? Siz inşaat alanında oyun parkı mı sandınız? Utanmana gerek yok Kuku. Oranın inşaat sahası olduğunu bilmiyordun. Asıl bilip oynasaydın daha kötüydü. O zaman bilerek tehlikeye girmiş olurdunuz. Özür dilerim Cem. Benim yüzümden başına gelmeyen kalmadı. Ne diyorsun sen? Ben bugün fazlasıyla eğlendim. Sen her zaman benim en çok güvendiğim arkadaşım oldun. Cem. Gerçek oyun parkına gitmeye ne dersiniz? Çok isteriz. Hadi gidelim. Hadi. Arkadaşlar, bu olanları Nena'ya anlatmayalım lütfen. Ne? Kuku bilmediği konularda dürüst olmanın ne kadar önemli olduğunu daha iyi anlamıştır. Nena şehre geliyor. Nena adında kırsal bölgede yaşayan bir otobüs kalabalık başkenti ziyaret ediyor. Şehir bizim yaşadığımız yerlere hiç benzemiyor. Bu kadar yüksek binaları nasıl yapabildiklerini merak ettim. Yolda giderken önüne arkana bir bak, tamam mı? Özür dilerim. Şehirdeki araçlar çok kaba. Bu yol biraz daha sakin görünüyor. En iyisi oradan gideyim. Bu yol kapalıymış. Hadi. Bu yolu bilerek mi kapatmışlar yani? İyi ama buradan geçmeme imkan yok. Bu otobüsü daha önce hiç görmemiştim. Merhaba. Hey, beni çok korkuttun. Affedersin, seni korkutmak istememiştim. Neden burada duruyorsun? Çünkü yolumu kapatmışlar. Ne? Rica edersen geçmene izin verirler. Max, biraz ilerler misin? Yolu kapatıyorsun. Tabii. Özür dilerim Tayo. Önemli değil. Tamam, hadi gidelim. Teşekkür ederim. Onlarla konuşmaya çekindim. Çekinmene gerek yok. Hepimiz arkadaşız. Senin adın ne? Benim adım Nena. Küçük bir kasabadan şehrinizi ziyarete geldim. Demek buralı değilsin. Benim adım Tayo.
Başkente ilk gelişin mi? Güzergahımın üstünde görülecek çok güzel yerler var. Benimle gelmek ister misin? Gerçekten mi? Bu çok iyi olur. Çünkü bölgeyi hiç tanımıyorum. Teşekkür ederim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Tamam hadi. Tayo Nena'yı yanına aldı ve ona şehrin her yerini gezdirdi. Harika. Tıpkı bir tablo gibi. Çok güzel görünüyor. Eğleniyor musun? Merhaba Ahmet. Seni gördüğüme sevindim. Sanırım bu metro treni. Nasılsın bakalım? İyiyim. Şuna bak. Tayo metro trenini bile tanıyor. Merhaba küçük otobüs. Sen kasabadan mı geldin? Bunu nereden bildin? Renginden anladım. Diğer otobüslere göre rengin oldukça farklı. Sen her şeyi biliyorsun Met. Neyse iyi eğlenceler. Sonra görüşürüz. Görüşürüz. Tayo'nun harika arkadaşları var. O çok şanslı. Tayo. Merhaba Bonbon. Merhaba. Ne o? Artık yalnız mı geziyorsun? Evet. Bütün arkadaşlarım içinde ilk yola çıkan ben oldum. Gerçekten mi? Aferin sana Bonbon. Bu senin sayende oldu. Yolda senin öğrettiğin şeyleri yaptım. Ve bana çok iyi olduğumu söylediler. Buna çok sevindim. Tebrik ederim. Demek Tayo küçük otobüslere de ders veriyor. Tayo, artık bol bol antrenman yapacağım ve tıpkı senin gibi olacağım. Harika. Sonra görüşürüz. Güle güle. Tayo, sen çok havalı bir otobüssün. Neden? Hem harika arkadaşların var hem de bütün yolları biliyorsun. Yok canım, bunlar o kadar da önemli değil. Sen bütün otobüslerin patronu gibi bir şey misin? Patron mu? Tahminim doğru değil mi? Demek havalı görünüyorum. Sanırım patron demek yanlış olmaz. Gözlerime inanamıyorum. Şehrim, patronla birlikte geziyorum. Yapmam gereken bazı işler var. Artık gitsem iyi olur. Hemen mi? Kusura bakma. Önemli değil. Tek başıma idare ederim. Tamam, görüşürüz. Gezi için teşekkür ederim patron. Patron Tayo. Dilerim fazla övünmemişimdir. Tayo mesaisi bittikten sonra garaja geri döndü. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Patron. Nena. Seni gördüğüme çok sevindim. Nena, senin burada ne işin var? Şehirde kayboldum ama Sito beni buldu ve buraya getirdi. Uzak bir yerden gelmiş. O yüzden gece burada kalabileceğini söyledim. Ne? Siz birbirinizi tanıyor musunuz? Evet. Patron bugün bana şehirde küçük bir gezi yaptırdı. Patron mu? Hayır mı? Evet. Onun sayesinde harika vakit geçirdim. Benimle gelirsen sana çok daha güzel yerler gösterebilirim. Ne dedin sen? Patronun yanında nasıl böyle saygısızca konuşabiliyorsun? Hayır. Nena, şehrin diğer yerlerini de görmek ister misin? Tabii patron. Tamam, hadi gidelim o zaman. Neden herkes sadece Tayo'yu seviyor ki? Patron Tayo mu? Gerçekten patron olduğumu sanıyor ama şu anda ona gerçeği söyleyemem. Patron, şu yüksek yapının adı ne? Orası şehir kulesi. Evet hatırladım. Televizyonda görmüştüm patron. Beni oraya götürür müsün lütfen? Ne? Olamaz. Daha önce oraya hiç gitmedim. Lütfen patron. Ama şimdi yolu bilmediğimi söylersem onu hayal kırıklığına uğratmış olurum. Her neyse. Tamam gidelim. Harikasın patron, harikasın. Buradan görebildiğime göre yolu kolayca bulurum. Tamam hadi gidiyoruz. Küçük otobüs Tayo. Tayo Nena'yı şehir kulesine götürmeye karar vererek o yöne doğru yola koyuldu. Sandığım kadar kolay bulamayacağım. Galiba az önce de buradan geçmiştik.
Patron. Evet. Şehirdeki bütün binalar birbirine benziyor. Bana aynı yerde dönüp duruyormuşuz gibi geliyor. Öyle geliyor değil mi? Gerçekten aynı yerde dönüp duruyoruz. Bu bizim pet. Kuleye nasıl gidileceğini ondan öğrenebilirim. Nena, sen burada bekle, tamam mı? Ben hemen döneceğim. Tamam. Nereye gidiyor acaba? Demek o yoldan gitmem gerekiyor. Sağ ol Pet, sonra görüşürüz. Güle güle. Nena beni bekliyor. Acele etmeliyim. bakar mısınız? Patron neden bu kadar geç çıktı? Patron! Neden ilerlemiyorsunuz? Kusura bakmayın. Ama burada beklemem gerekiyor, üzgünüm. Neden bahsediyorsunuz siz? Yolu tıkıyorsun. İlerlesene. Patron burada beklememi söyledi. Çekil önümden. Peki. Olamaz. Patron beni burada bulamayacak. Hayır. Ona burada beklemesini söylemiştim. Nereye kayboldu? Başka bir yere gitmiş olmalı. Olamaz. Çok kötü. Nena, ne yazık ki Tayo ve Nena birbirlerini kaybetti. Patron! Patron! Nereye gitmiş olabilir? Ne yapacağım ben şimdi? Peki bir şey mi oldu? Memur bey! Patron Tayo bana beklememi söylemişti. Ama orada duramadığım için yolumu kaybettim. Şimdi ne yapacağım? Ne? Tayo mu? Sen Tayo'yla mı birlikteydin? Evet. Siz onu bulabilir misiniz? Evet tabii. Bir süre önce bana şehir kulesinin yolunu sormuştu. Belki Tayo da yolu kaybetmiştir. Siz ne diyorsunuz? Tayo bütün otobüslerin patronu. O nereye nasıl gidileceğini iyi bilir. Ne? Patron mu? Tayo seninle dalga geçmiş olmalı. Ne? Bu şehirdeki otobüslerin patronu yoktur. Tayo hala çok şey öğrenmesi gereken genç bir otobüs. Siz ne diyorsunuz? Nena! Nena! Hava iyice karardı. Ya başına kötü bir şey geldiyse? Patron! Nena! Neredeydin? Her yerde seni arayıp durdum. Biraz geç kaldım değil mi? Ama şehir kulesi gece daha güzel görünüyor. Biraz bekleyelim de hava iyice kararsın dedim. Tayo. Pet. Ona her şeyi anlattım. Ne? Tayo, madem bu bölgeyi bilmiyorsun, neden Nena'yı getirdin? Ya Nena bize rastlamasaydı ne olacaktı? Başım fena halde dertti. Nena. Aslında ben küçük bir otobüsüm. Yani patron falan değilim. Yalan söylediğim için özür dilerim. Bana çok mu kızdın Nena? Hayır. Patron olup olmadığın umurumda bile değil. Sahi mi? Senin sayende şehrin birçok yerini görmüş oldum. Ve bir sürü de hatıram oldu. Seninle tanıştığım için kendimi çok mutlu hissediyorum Tayo. Sağ ol Nena. Hadi gidelim artık. Epey geç oldu. Tamam. Tayo, bir dahaki sefere de sen bize gel. Sana çiftliğimizi gezdiririm. Bu arada benim oraların patronu olduğumu söylemiş miydim Tayo? Ne dedin? Tayo, bundan böyle yalan söylememeye çok dikkat et. Ama bu arada Nena'nın şehri gezip görmesi de iyi oldu. Nana'nın daveti. Çok güzel bir gün. Küçük otobüsler şehir dışına çıktı. Bu tertemiz kır kokusunu çok seviyorum. Bu güzel manzaraları görmek gerçekten iyi geliyor. Evet, arkadaşım Nana'nın bizi davet etmesi çok iyi oldu. Merhaba Tayo. Seni ve arkadaşlarını otobüs garajımıza davet etmek istiyorum. Gelirsiniz değil mi? Merhaba çocuklar. Tayo buradayım. Buradayım. Merhaba. Bu Nana. Gidelim. Tamam. Burası bizim otobüs.
garajımız. Çok güzel bir yer. Ha? Evet. Aa, Larry. Herkese merhaba. Merhaba. Bir dakika sizi tanıştırayım. Bu Larry, patronumuz. Bu Cem. Tanıştığımıza sevindim. Bu da Coco, çocukluk arkadaşım. Merhaba. Bizi davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Demek sen tanıyorsun. Nana'ya şehirde yardım ettiğin için sağ ol. Bir şey değil. Demek Tayo bu, öyle mi? Şehirde Tayo adında bir otobüsle tanıştım. O kadar iyi ve nazikti ki. Bana son derece sıradan bir otobüsmüş gibi göründü. Tayo olmasaydı başım büyük derde girebilirdi. Onu neden bu kadar övdüğünü anlamıyorum. Yapma Nana. Pekala, sen dostlarına eğlen Nana. Biz işe gidiyoruz, tamam? Elbette, tabii ki. Nereye gittiğinizi öğrenebilir miyim? Biliyorsunuz, hasat mevsimindeyiz. Bu yüzden elma çiftliğinde çiftçilere yardım edeceğiz. Çok eğlenceli oldu. Biz de sizinle gelebilir miyiz? Tabii ki, çok seviniriz. Yaşasın! Harika! Küçük otobüsler hasata yardım için elma çiftliğine geldi. Sanırım bu arabalardaki elmaları taşımamız gerekiyor. Tamam, yarış yapalım bakalım kim geçecek. Peki. Gidelim. Beni geçemeyeceksin. Dur bakalım Rogi. Olamaz. Bu çocuklar buraya oyun oynamaya geldiklerini sanıyorlar galiba. Bir dakika. Yeterince çaba gösterirsem Tayo'nun önüne geçebilirim. Tayo. Çok üzgünüm Nana. Bütün elmaları düşürdüm. Önemli değil. Şimdi teker teker toplarız, olur biter. Çekilin önümden. Oho, şuna bak. Aferin Coco, çok iyiydi. Elbette. Ben o şehir otobüslerinden çok daha iyiyim. Coco. Her tarafımızı tozu içinde bıraktın. Bunu hiç düşünmemiştim. Ne var, ne oldu çocuklar? Tayo bak. Hey, bu sadece küçük bir kurbağa. Bu hiç de korkunç bir şey değil ki. Bak, uzaklaşıyor. Gel küçük kurbağa. Gel küçük kurbağa. Yılan. Tayo. Tam tahmin ettiğim gibi. Şehir otobüsleri, hepiniz korkak tavşansınız. Ortalığı dağıttığımız için özür dileriz Larry. Hiç mühim değil Hena. Böyle şeyler olur. Biz burayı hallederiz. Siz de gidip başka şeyler yapın. Peki ya, görüşürüz. Küçük otobüs Tayo. Neşelen Tayo. Sanırım Coco benden nefret ediyor. Çok üzgünüm Tayo. Ama boş ver. Çünkü şimdi sizi çok güzel bir yere götüreceğim. Çok güzel bir yere mi? Sizi dünya kadar ateş böceğinin bulunduğu bir tepeye götüreceğim. Geceleri onları seyretmek gerçekten çok hoş. Gerçekten mi? Evet, hep birlikte oraya gidebiliriz. Hayır, gidemezsiniz. Siz o tepeye çıkamazsınız çocuklar. Orası çok tehlikeli. Ne? Neden bahsediyorsun sen? Bir dakika Nana. Coco, derdin ne senin? Sabahtan beri bana hep kötü davranıyorsun. Şimdi de ateş böceklerini seyretmeme engel oluyorsun. Buraya gelmekte büyük bir hata yaptım. Artık eve dönmek istiyorum. Tayo. 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 Coco, onunla ne derdin var senin? Bunu hiç beklemezdim. Böyle olsun istememiştim. Sanırım Nana bana çok öfkelendi. Sanırım Tayo'ya gerçekten çok kötü davrandım. Pekala. Gidip Tayo'dan özür dileyeceğim. Tayo! Hayır. Hiçbir şey söylemeden şehre mi döndüler?
Koko. Ha? Burada ne arıyorsun? Aa, Hena. Sen ötekilerle birlikte eve gitmedin mi? Hayır, gitmedim. Onlar Nana ile ateş böceklerini seyretmeye gittiler. Ne? Olamaz, gidemezler. Onları durdurmak zorundayız. Ha? Sorun ne Koko? O tepeye yabani hayvanlar da danmıştı. Ben de her yere tuzak koydum. Başlarına çok kötü şeyler gelebilir. Ne? Çok az kaldı. Tamam. Sahi, neden Koko bizim buraya gelmemizi istemedi? Boş ver, ona kulak asma. Kötülük olsun diye söyledi. Eskiden buraya sık sık gelirdim. Endişelenmeye gerek yok çocuklar. Şuraya mı? İnanılmaz. Harika. Ateş böceği. Biraz daha ileride çok daha fazlasını görebilirsiniz. Sahi mi? Acele edelim. Tayo! Tayo, iyi misin? Ne oldu? Yolda bir şeyin üstünden geçtim ve lastiği patladı. Bir türlü tırmanamıyorum. Hey çocuklar! Koko! Şükürler olsun. Tayo! Kurtulduğuna çok sevindik. Yardımın için teşekkür ederim Mary. Önemli değil. Koko söylemeseydi bunlardan haberimiz olmayacaktı. Koko mu? Her neyse Tayo. Lastiğin bu haldeyken dönebileceğini hiç sanmıyorum. Ne yapsak acaba? Hena. Arkamda bir yedek lastik var. İstersen Tayo için kullanabilirsin. Yedek lastik mi? Eğer aynı ölçüdeyse işimize yarar. Bir deneyelim. Tayo, ne diyorsun? Bence çok güzel oldu. Çok teşekkür ederim Koko. Bir şey değil. Özür dilerim. Aslında seni dinlemem gerekirdi. Ama bizi istemediğin için öyle söylediğini sandım. Önemli değil. Ben de özür dilerim Tayo. İtiraf edeyim, Nana ile çok samimi arkadaş olduğunuz için seni kıskanmıştım. Onun en yakın arkadaşı benim sanıyordum. Demek bu yüzden kaba davrandın. Özür dilerim. Çocuklar, bakın! Burada ne kadar çok ateş böceği var. Çok güzel. Baksana Koko. Tayo gerçekten çok iyi bir arkadaş. Ama en yakın arkadaşım her zaman sen olacaksın. Küçük otobüsler için çok özel bir gün oldu. Köyde geçirdikleri bu günü hiç unutmayacaklar. Teşekkür ederim Gani. Akşam üzeri Gani ve Rogi garaja geri dönmek için yola çıkar. Bugün gerçekten çok yoğundum. Ben de. Gidip biraz dinlenelim. Bu Peanut. Bir terslik var sanırım. Gidip bakalım. Peanut. Merhaba. Siz miydiniz? Merhaba. Bir sorun mu var? Evet. Tam işe gidiyordum ama bir şey bozulmuş olmalı. Kımıldayamıyorum. Seni dükkana götürmemizi ister misin? Sorun değil. Toto buraya geliyor. Ama eğer işe gidemezsem başka bir otobüs yerime bakmalı. Bu bir sorun işte. İşimiz yeni bitti ve çok yorgunuz. Ne yapmalıyım? Yolcularım beni bekleyecek. Peanut, bugün ben yerine bakarım. Gerçekten mi? Evet, yolcuların bekliyor. Endişelenme ve biraz dinlen. Gani, yorgun olduğunu söylemiştin. Sorun değil. Çok teşekkür ederim Gani. Gerçekten minnettarım. Tamam, hemen gidiyorum. Herkese merhaba. Gani, Peanut bugün nerede? Bugün Peanut'ın yerine ben bakıyorum. Buraya gelirken... Acele et ve kapıyı aç, çok işim var. Gecikiyoruz. Tamam. Hemen gidiyoruz. Geldik. Hoşça kalın.
Gani, belediye binasına daha var mı? Böyle giderse geç kalacağım. Tamam, neredeyse geldik. Gani son durağa ulaşır. Geldik. Geç kaldım, geç kaldım. Üzgünüm. Hoşça kalın. Gidip dinlenme zamanı. Gani, işin yeni mi bitti yoksa? Evet. Yorgun olmalısın. Neden çalışacağını söyledin ki? Peanut zor durumdaymış gibi görünüyordu. Bir dahakine neler olduğunu bilmiyormuş gibi yap. Sonunda kaybeden sen olursun. Hayır, yardım etmek beni mutlu ediyor. Şimdi gidip yatacağım. İyi geceler Rogi. İyi geceler. Ertesi gün Gani araba yıkamaya gider. Çok uykum var. Tertemizim. Rogi, erken mi geldin? Evet, ben erken kalkarım. Yani sorun ne? Erken çıkmam gerekiyordu ama uyuyakaldım. Ne? Bak, benim gibi erken kalkmalısın. Peki, görüşürüz çocuklar. Ya geç kalırsam? Önce sen yıkan, ben en son yıkanırım. Sahi mi? Sen önden git. Gani, çok teşekkür ederim. Sorun değil, sonra görüşürüz. Sonunda benim sıram. Ne? Makine bozulmuş olmalı. Gani yıkanamadan işe gitmek zorunda kaldı. Neden tam da o zaman bozuldu ki? Merhaba Gani. Merhaba çocuklar. Bu koku da ne? Sanırım Gani'den geliyor. Gani, çok kirlisin. Üzgünüm. Kokuyor. Gani işten sonra garaja doğru yola çıkar. Gidip dinlensem iyi olur. Çantası düşecekmiş gibi duruyor. Gani, iyi misin? Evet, iyiyim. Çok teşekkür ederim. Çok büyük bir kaza olabilirdi. Rica ederim. Ama bu şey ne olacak? Muhtemelen yine düşer. Biliyorum. Senin için ben alırım. Sahi mi? İşim yeni bitti. Vay, teşekkürler Gani. Önemli değil. Hadi içeri koy. Ben geldim. Merhaba Gani. Daha yeni mi geliyorsun? Bekle biraz. O çizikler de ne? Ne yaptın sen? Daha dikkatli olmalısın. Seni tekrar boyamam gerekecek. Tamam. Hart, parça dükkanına yarın gidelim. Tamam Hana. Bu tarafa gel Gani. Tamam. Küçük otobüs Tayo. Boyandıktan sonra Gani garaja yorgun halde döner. Sadece yardım etmek istemiştim. Gani! Tayo! Lani ile birlikte bugün nereye gittik biliyor musun? Nereye? Guardian X filmini izlemeye gittik. Şu an sinemada özel bir gösterim var. Guardian X filmi mi? Vay! Ben de izlemek istiyorum. Yalnız başınıza izlemeye gittiniz. Yarın da sürecek. O zaman gidersiniz. Gerçekten mi? Gani, yarın benimle gelmek ister misin? Çünkü bugün çalışmam gerek. Evet, olur. Sabırsızlanıyorum. Çok eğlenceliydi. Evet, eğlenceliydi. Gani, acele et. Bekle.
geç kalacağız sonra. Tamam, hı, gidelim. Çocuklar. Ha? Benim için bir iş halleder misiniz? Bir iş mi? Tamirat için parçaya ihtiyacım var ama Hart burada değil. Gerçekten mi? Biz de film izlemeye gidiyorduk. Yani yapabileceğimizi sanmam. Değil mi? Evet, öyle ama... Anladım. Ne yapacağım? Artık gitmeliyiz. Gani, hadi. Bir dahakine neler olduğunu bilmiyormuş gibi yap. Sonunda kaybeden sen olursun. Evet, eğer bunu yaparsam filme geç kalırım. Bugün oraya gitmem gerekiyor. Hannah... Seni tekrar boyamam gerekecek. Hart, parça dükkanına yarın gidelim. O parça dükkanına benim yüzümden gidemedi. Gani, gelmiyor musun? Rogi, sen önden git. Hana'ya yardım ettikten sonra gelirim. Sonra görüşürüz. Ne? Geç kalacağından eminim. O zaman ben önden gidiyorum. Hannah, ben senin için o işi hallederim. Sahi mi? Teşekkür ederim. Rica ederim. Filme geç kalmak istemiyorsam acele etmeliyim. Gani! Merhaba Peanut. Nereye gidiyorsun? Hannah bir işi halletmemi istedi. Parça dükkanına gidiyorum. Öyle mi? Yerine gitmemi ister misin? Gerçekten mi? Geçen sefer bana yardım ettin. Şimdi sıra bana geldi. Mecbur değilsin ama. Ben giderim. Sen biraz dinlen. Bugünlerde yorgun görünüyorsun. Peanut. Teşekkür ederim. Rica ederim. Hemen dönerim. Tamam. Şimdi doğrudan sinemaya gidebilirim. Benzinim bitti. Benzin istasyonuna uğrasam iyi olur. Neden ilerlemiyoruz? Neden sıra bu kadar uzun? Gani. Ben buradayım. Benzin almaya mı geldin? Sen de sinemaya gidiyor olmalısın. Evet ama benzinim bitmek üzere, o yüzden buraya geldim. Gerçekten mi? O zaman burada dur. Ne? Sorun değil. Uzun zamandır bekliyorsundur. Daha fazla bekleyebilirim. Uyuyakaldığımda araba yıkamaya önce girmeme izin verdin. Lani, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ha? Sinemada iyi eğlenceler. Çok rahatladım. Filme zamanında yetişeceğim. Çok trafik var. Geç kalacağım. Nuri. Merhaba. Bir yere mi gidiyorsun? Evet. Sinemaya gidecektim ama çok trafik var. Öyle mi? Bir kestirme biliyorum. Beni izle. Gani sinemaya kadar Nuri'yi takip eder. İşte geldik. Vay, teşekkür ederim. Sayende filmi izleyebileceğim. Rica ederim. Sen bana dün yardım ettin. Sinemada iyi eğlenceler. Hoşça kal. Artık içeri girmeliyim. Gani! Rogi, daha yeni mi geldin? Yolda çok trafik vardı. Peki sen benden önce nasıl geldin? Başlıyor olmalı, gidelim. Gani, peki sen nasıl geldin? Çok merak ettim. Önce filmi izleyelim. Gani arkadaşları sayesinde sinemaya zamanında vardı. Sinemada iyi eğlenceler Gani.